Hamdullah Sukbi Tanrıöver tek parti hükümetinin Maarif vekilliğini yaptığı yıllarda Yugoslavya'nın büyük şairlerinden birini İstanbul'a davet eder. Gayesi şairin İstanbul'un güzelliklerinden ilham alarak yeni şiirler yazmasını sağlamaktır. Aynı zamanda ülkesinin elçisi de olan şair davete icabet eder. Beraber İstanbul'u gezerken Süleymaniye Camii'ne de uğrarlar. Camiden çıktıktan sonra şair bu muhteşem eserin banisi olan Kanuni Sultan Süleyman'ın kabrini ziyaret etmek ister. Bu istek karşısında Hamdullah Supi'nin rengi değişir. Ne cevap vereceğini bilemez ve misafirini talebinden vazgeçirmeye çalışır. Bu durumda bir gariplik sezen şair ev sahibini açık sözlü olmaya davet edince Hamdullah Supi çaresiz bir şekilde türbelerin kapalı olduğunu söyler. Sebebini de bir müddet mazi ile alakamızı kesmek istedik. Onun için türbelerin kapısına kilit vurduk diye açıklar. Misafirin tepkisi ibretliktir. Tarihi olmayan milletler esatir ve efsane uydurarak kendilerini tatmin ediyor. Siz muhteşem bir tarihe sahipken bütün dünyanın saygı duyduğu sultanlarınızın kabirlerini nasıl kapatabiliyorsunuz? Evet, bu yasakçı, yok sayıcı zihniyet, kökleri kurutulmuş, geçmişle bağları koparılmış bir millet meydana getirmeye çalışıyorlardı. Merhum Akif ise bu utanılası gayretlerin ne kadar beyhude olduğunu şöyle haykırıyordu. 2-3 balta ayırmaz bizi mazimizden. Ağacın kökü madem ki derindir cidden. Dalı kopmuş ne olur? Gövdesi gitmiş ne zarar? O bakarsın yine üstündeki edvarı yarar. Yükselir, fışkırıp afakı perişanımıza. Yine bir vaha sürer kavrulan imanımıza. Evet, Türkiye'nin üstüne bir kara bulut gibi çöken bu dönemi yırtıp atan milletimiz tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle buluştukça yeniden güçlenmiştir. Biz milletimizin işte bu özlemlerini hayata geçirmenin gayreti içindeyiz.